Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet burcunuzda ilerleyen Satürn 6 Nisan'dan itibaren retro harekete geçecek. Şimdi Satürn retrosunda biraz kendinizi daha fazla sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Satürn zaman zaman ileri hareketin ardından yaklaşık bir 4-5 ay kadar retro hareket yapar ve bu dönem içerisinde ileri dönemde hayatınıza taşıdığı sorumluluklar, yeni yapılandırmalar varsa bunları tekrar bir sizin test etmenizi, gözden geçirmenizi ve belki de onları daha da sağlamlaştırmanızı, içselleştirmenizi isteyebilir. İşte böyle bir dönemde olacağız. Nisan ayında retro etkiler çok fazla gökyüzünde. Mart ayında başlayan Venüs retrosu 15 Nisan'a kadar devam edecek. 3 Nisan'dan itibaren ise Balık burcunda retro harekete başlıyor. Dolayısıyla 4. evinizdeki bir Venüs retrosu bu dönemde özellikle ailevi ilişkilerde daha hassas olabilirsiniz. Ebeveyniniz, ailenizdeki bir kişinin daha duyarlı olabilir, biraz daha alıngan olabilir. Veya yardımınıza ihtiyacı olabilir, ilgilenmeniz gerekebilir. Ortamlarınızda, yaşadığınız mekanlarda, evinizde yapacağınız dekoratif değişiklikler olabilir, konfora yönelik, estetik amaçlı bazı şeyler olabilir. Venüs retrosunda bunlar da pürüzler çıkabilir. Zaten retrolar çok fazla. 10 Nisan'da Merkür retrosu da başlayacak Boğa burcunda. Bu da günlük hayatımızda biraz zorluklar olabileceğini işaret ediyor. Boğa burcu da sizin 6. evinizde zaten günlük hayatınızı temsil eder. Yani bu dönemde herhangi bir tadilat yapıyorsanız ya da herhangi bir işle meşgulsanız bunların biraz yavaşlayacağını, istediğiniz zamanda tamamlanmayacağını bilmelisiniz. Büyük olasılıkla bir şeyleri tekrar ele almak ya da tekrar düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir dönem. Ama birçok yararı olabilir bunların size. En azından hızlı gezegen hareketlerinde, hızlı yaptığınız şeylerde, gözden kaçırdığınız konuları retro dönemlerde fark edebilirsiniz. Bunlar zaman zaman tabii ki aksilik ya da sorun olarak hayatınıza girebilir ama bu aksilik ve sorunlarda bir şekilde size oradaki eksikleri gösterecektir ve siz de onları tamamlayacaksınız. 11 Nisan'da Terazi Burcu Dolunay'ı var. Evet, bu ayın en önemli etkilerinden biri Dolunay. Dolunay öncesi gökyüzünde Güneş-Plüto karesi, ardından Güneş-Uranüs kavuşumu etkinleşeceği için biraz tabii ki önce burçları etkileyen ama gerilimli bir açı var. Terazi Burcu sizin 11. eviniz, arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, iş ortamınızdan gelecek paralar, kariyerle ilgili uğraştığınız projeler olabilir. Yani bu alanlarda Dolunay dönemlerinde biraz stres oluşabilir. Bir arkadaşınızla ilgili ilginç bir durumla karşılaşabilirsiniz örneğin. Veya üzerinde çalıştığınız bir projeyle ilgili beklemediğiniz bir durum oluşabilir. Uranüs etkisi sürpriz getirmekle beraber biraz da böyle sosyal işleri, özellikle sosyal medya gibi, teknolojiyle ilgili, bilişim sektörüyle ilgili işleri veya internet üzerinde yapılan işleri de gündeme getirebilir. Bu sürpriz bir fırsat olarak da karşınıza çıkabilir. Çünkü haritanızda destekleyici etkiler varsa gerçekten bu Dolunay'da uzun süredir arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz güzel bir fırsata da kavuşabilirsiniz. Evet, 21 Nisan'da Mars ikizlere geçiyor. Ay sonundan itibaren bu da enerji ve motivasyonunuzu özellikle partner ilişkilerine yönlendirebileceğinizi gösteriyor. Tabii ki eşiniz ve partneriniz bu dönemde biraz sinirli olabilir, ona dikkat edin. Dengeyi korumaya çalışmalısınız. 26 Nisan'da Boğa burcunda yeni bir ay doğacak. Bu yeni ayın etkilerini Mayıs ayının başlarında daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Boğa burcu dolunayında Merkür de Boğa burcunda. Yani bu süreçte özellikle sevgili yaylar, iş hayatınız, mesleğiniz, günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, yanınızda çalışan kişiler, yardım aldığınız kişiler olabilir. Onlarla ilgili bazı yenilikler var, yeni düzenlemeler var. Boğa yeni ayları daha güven verir, istikrar verir. Size iş hayatınız, günlük hayatınızla ilgili konularda yeni ayla beraber biraz daha istikrarlı adımlar atabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.